galiba daha önceki konuşmalarımı dinlemediği için ne iş yaptığıma vakıf olmadığını söyledi. Ben söyleyeyim, ben 31 yıldır havacılık gazetecisiyim. Ben havacı... Kes sesini lan! Terbiyesiz! Lütfen. Sen fişancacı! Arkadaşlar! Ali Bey. Terbiyesizlik yapıyorsun! Ali Bey lütfen! Arkadaşlar! Yeter artık ya! Ali Bey, Ali Bey lütfen. Yeter kaç kime kişi yapıyorsunuz ya? Yeter artık ya. Ali Bey lütfen bana her doğru. Her defasında konuşuyor. Şu adamı bir sustur önce. Ali Bey lütfen siz devam edin. Reis başkanımızın devam edin. Konuşuna dikkat etsin. Devam edin siz lütfen. Arkadaşlar. Orada biz de insanız, etten kemikten uzak. Arkadaşlar lütfen oturun yerinize. Ancaklık yapmasın. Siz devam edin Ali Bey, buyurun. Ben gazeteciyim ama havacılık üzerine çalışıyorum. Bir dakika. Havacılık üzerine çalışıyorum. 31 yıldır bu mesleğin içindeyim. Nerede hangi havalimanı var hepsini de bilirim. Eskişehir'i de bilirim, Ankara'yı da bilirim. T'yi de bilirim, T'yi de bilirim. Airbus'la ilgili parça yapıl, evet parça yapılacak tabii ki. Gönderiyorlar, siparişi yapılacak. Ben diyorum ki uçak yapılmadı. Billboardlarda kaldı yaptığınız uçak şeyi, lansmanı. Eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu böyle bir lansman yaptı. Sizin de seçim taahhütnamenizde vardı. Bu olmadı diyorum. Şimdi uçak yapıyoruz deyip milleti kandırmanın bir alemi yok ki. Bunu söylüyoruz sadece. Tamam. Ama inşallah yaparız. İnşallah tamam. Yaparız. Beraber uçarız. Bunda bir şey yok ki. Her şeyden alınmak, her şeyden gocunmak, her şeye cevap vermek, doğruyu yanlış göstermek, yanlışa doğru demek doğru değil. Ben de bir gazeteciyim. O yüzden gazeteciler de öldürülür demesini kınıyorum. Ayrıca büfe konusuna hiç girme. Siz küfeyle götürdüğünüz yerde büfenin esamesi okunmaz. Siz küfeyle götürürsünüz. Ayakkabı kutularındaki paralarından bahsetmedik bile. Onlara hiç konuşma. Hiç konuşma. Hiç evet, konuşma onlara. Sizin Ali küfeyle Bey. Küfeyle götürdüğünüz lütfen. Yerde büfenin esamesi arkadaşlar, okunmaz. Ali şimdi Bey, konunuza şimdi dönün, ben konuşmama başlamadan önce çok kötü. Konuşmama başlamadan Faruk Bey'i bir daha aydınlatmak isterim. Arkadaşlar uçak, lütfen. Uçak yapılıyor falan söyledi ama uçağı benden iyi bilemez Faruk Bey. O uçak sizin billboardlarınızda kaldı. Maalesef bir sus, bir konuşmayı, bir dinlemeyi öğren, bir dinleme öğren. Terbiyeli arkadaşlar, takım. Arkadaşlar lütfen Hatip'e müdahale etmeyelim. Şimdi, yapmayın böyle. Şimdi uçak dediğiniz sizin billboardlarda kaldı. Ve o uçağın sözleşmesini dahi okumadan Milli Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir'e sorabilirsiniz. İade ettiler. Almanların Dornier tipi bir uçaktı bu uçak. Prototipini aldınız, sözleşmesini dahi okumadan geriye gönderdiniz.